Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Civilizations 2, daha doğrusu Age of History 2 Doğu Türkistan serimizin yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım. Dostlar artık Age of History diyerek girmemiz gerekecek sanırım videoya. Çünkü Lukas anlamadığım bir şekilde oyunun ismini değişti abi. Aslında değişeli uzun zaman oldu ama ben bir türlü Age of History'ye alışamadım. Hatta videoların ismini bile Age of History diye yapmayacaktım ama sonradan dedim ki yani sonuçta ileride bu oyuna başlayacak kişiler bu oyuna Age of History diyebilecek. O yüzden Artık birazcık daha Age of History demeye ve başlıklarda da Age of History diye yazmaya gayret göstereceğiz. Tabi modların videolarının hepsinde adını değişmem gerekecek mi şimdi bilmiyorum abi. Hepsi Age of Civilizations 2 başlığıyla geçiyor. Ama bilmiyorum abi bakacağız ileride. Bu bölümde dostlar inşallah eğer savaşta başar başarılı olabilirsek Çin'in vasallığından kurtulacağız. Ve ayrıca da Çin'in topraklarını elimize geçireceğiz. Ve mümkün olursa Çin'i kendi vasalımız haline getireceğiz dostlar. Öncelikle bağımsızlık bildirgemizi bir verelim isterseniz abi. Sonunda artık... eee... Doğu Türkistan devlet hatta dostlar uzun bir zamandır yorumlarda yazıyorsunuz artık bu devletin doğusu kalmadı diyorsunuz abi doğru söylüyorsunuz artık bu devletin adı Türkistan abi. Artık devletimizin adı Türkistan çünkü artık doğu falan kalmadı abi Balkanlara Avrupa'ya kadar geldik o yüzden artık Doğu Türkistan ismi aslında ülkemize pek yakışmıyor artık Türkistan adında ilerleyeceğiz dostlar seriyi bu şekilde ilerletmeye çalışacağız. Hemen şimdi Çin vasallığından kurtulmak için bağımsızlık belirgemizi verelim dostlar. Bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Buradan ilan ediliyordu değil mi lan? Buradan mıydı? Tüm atom savaşı aynen buradandı galiba değil mi? Bağımsızlık ilan et. Evet dostlar bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Ettik. Bakalım neler olacak. Ne dedi abi? Bağımsızlığı garantiye teklif reddedildi. Pardon bu din miydi ya? Oğlum bağımsızlık. Ha pardon abi buradaymış bağımsızlık bildirgesi. Çok özür dilerim. Evet dostlar. Şimdi birazdan 10 aileye bastığımda artık Çin'in vasallığından kurtulacağız büyük bir ihtimalle. Basıyorum abi ve evet. Evet Çin de hemencik bize savaş ilan etti abi ve Çin'in üzerinde Rus yazmaya başladı lan. Oyun kafayı yedi. Evet abi. Oyun bizim bağımsızlık bildirgemizi vermemizi kaldıramadı. Neyse devam edelim bakalım. Buralarda dostlar şimdi ha, aynen savaş stratejimizi de bir anlatayım. Hiç anlatmadan direkt ben girdim videoya ama. Şimdi dostlar şöyle yaptım ben. Burada şuraya şurada asker basmayı unutmuşuz abi. İşgal edilen bir toprak orası da. Orada da bir asker basımı gerçekleştirelim. Şimdi dostlar şöyle bir düşününce. Buradaki toprakları e, bu batı tarafındaki toprakları Çin'in. Rusya tarafından alınmış dolayısıyla işgal durumunda. O yüzden dostlar bu bölgelerde asker basması zor. Şuralarda basabilir ama çok fazla basabileceğini de pek zannetmiyorum çünkü nüfusları görüyorsunuz abi 2800, 2800, 3000, 2800 gayet az son derece az nüfuslar var. O yüzden buralarda asker basması pek mümkün olmayacak. Ben de dostlar buna hesaba kazarak buralara birazcık daha az asker yerleştirdim. Zaten burada savunmamız son derece kolay olacak gibi görünüyor. Aynı şekilde buradaki nüfusları da son derece az dostlar. O yüzden buralarda yine 10 bin askerlerin yeterli olacağını düşündüm. Hatta kuzeye doğru çıktıkça 7500-5000 şeklinde kademe kademe azaltmaya çalıştım. Çünkü buradaki nüfuslar zaten yok denecek kadar az. O yüzden dostlar batı kanadını bu şekilde halletmiş olduk. Hemen şimdi Arap Yarımadası'na inen Suriye koridorunda da şurada bir 40 bin adet askeri konuşlandırdım. Burada da bir tur, e, birkaç tur savunma yapacağız çünkü burada e, nüfusları çok da düşük değil yani. için şöyle görüyorsunuz abi. Şöyle baktığımızda 18.000, 15.000, 15 bin, 7 bin, işte 11 bin vesaire vesaire. Buradaki nüfusları en azından diğer topraklara göre birazcık daha yüksek. Bu İran tarafında da abi 4 adet sınırımız bulunuyordu. Her birine 5 bin er asker koyarak toplam 20 bin er, 20 bin askerle İran tarafında da savunmamı gerçekleştirmeye çalışacağım. Üzerine birazcık daha takviye yapabiliriz. Ayrıca İran'ın doğu tarafında da yine 5000 askerlerle her iki tarafta da savunmamı gerçekleştirmeye çalışacağım ama İran'da savunma yapmayıp direkt ben saldırıya da geçebiliriz. Çünkü İran'da savunmamızı kırma ihtimalleri var. Eğer savunmamızı kırar da iterlerse sonuçta arkamızda bir para bulunuyor. Şu anda gelirimiz eksi de görünüyor ama yüksek bir ihtimalle ilerledikçe o eksi artıya doğru çıkacaktır askerlerimiz öldükçe. Yani dostlar bizi iterlerse yine asker basarız sıkıntı değil hiç olmadı kredi alırız abi bir sıkıntı çıkmaz. Asıl önemli olan cephemiz abi ana cephe ana Çin cephesi. Myanmar'da şu anda iyi ilişkileri var Çin'in dolayısıyla savaşa falan gireceğini pek sanmıyorum ama Yine de ana birazcık daha fazla asker konuşlandırdım dostlar. Şöyle bir gördüğünüz üzere buralara 30 bin asker yerleştirdim. Yine kuzeye çıktıkça birazcık azalttım asker sayısını. 25 bin, 25 bin, 20 bin, 20 bin, 20 bin ve 9 bin, 9, .000, 9 .000 şeklinde kademe kademe kuzeye çıktıkça azalttım. Çünkü Çin'in önemli olan toprakları bildiğiniz üzere biz şu koridordan böyle güneye doğru ilerlediğimizde asıl önemli olan koridor burası abi. Asıl nüfuslarının iyi olduğu koridor. Şurası buralarda zaten pek fazla zorlanmayacağız yani onun için. Buralara birazcık daha az asker yerleştirdim. Buralarda ise fazla askeri konuşlandırdım. Şimdi de dostlar dilerseniz yavaştan savaşımıza geçelim. Bu bölgede savunma yapacağız dedik. Buradan bir saldırıya geçebiliriz dedik abi. Buradan bir saldırı deneyelim bakalım. Bir test edelim Çinleri burada. Test edelim abi bakalım. Bakalım testi geçebilecekler mi abi? 2500 böl. 2500 buraya. 2500 buraya. Burayı da böleceğiz. 2500 2500. Burayı da aynı şekilde bölüyoruz. 2500, 2500. Güzel. İyi böldük abi. Şimdi İran'dan saldırılarımızı yaptık. Sıra tabii ki de ana cephede. Ana cephede de aynı şekilde ilerleyişlerimiz sürecek. Aslında buradan da saldırmaya başlasak bizim için hiç fena olmayacak gibi görünüyor. Şu Avrupa tarafından da bir saldırmaya başlayalım. Evet dostlar büyük bir hedefimiz vardı hatırlayacağınız üzere. Avrupa, Kafkasya ve de doğudaki topraklarımızı birleştirme hedefi. Şu anda şu iki toprağı ele geçirdiğimizde bu hedefi de kısmen de olsa başarmış olacağız dostlar. Ve barış antlaşmasından sonra da ne olacak biliyor musunuz dostlar? Şöyle koskocaman bir alanda sadece bir adet Türkistan yazısı göreceksiniz. Çünkü bütün topraklarımız birleşik hale gelmiş olacak abi. Bu yüzden şu anda bu topraklar bizim için gerçekten son derece önemli topraklar. Şimdi şurayı şöyle bir 5000-5000 böl bakalım. Zaten buradaki nüfus son derece az olduğu için buradan fazla bir korkum yok abi. Buradan şimdi 10.000 asker yollu. 10.000 buraya 10.000 buraya. Güzel. Buradan da devam et abi saldırılara. Hareket puanı mı bitti abi? Aa hareket puanı ne ara bitti lan? Oğlum daha saldırmadım bile. Yani çok çabuk bitti gibi geldi abi. Neyse atlayalım bakalım turumuzu. Ha, asker bastığımız yerler vardı abi. O yüzden erken bitmiş olabilir. Güzel saldırılarını yapıyor ama maalesef. Maalesef değil hatta bizim için daha iyi. Küçük ordularla saldırıyor ve savunmamızdaki direnci kıramıyor dostlar. Bizim için tabii ki de iyi bir haber. Güzel. Güzel yaptığımız bütün saldırılar başarılı oldu. Burada 15.000 asker varmış abi. Böl burayı 7500, 7500, 7500 saldırt. Saldır abi saldır ver emirler abi hepsi ilerlesin şu anda Çin'in bu güçsüz durumundan ayrıca Çin şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rus Devleti ile savaş halinde ayrı, ayrıca Malezya ve bizimle de savaş halinde dolayısıyla şu anda Çin aslına bakarsanız zor bir durumda bu zor durumundan bu zor halinden faydalanıp hemencik Çin'i ilhak edeceğiz dostlar İnşallah başarabilirsek hem kendi vasalımızı haline getirmeye çalışacağız hem de önemli derecede bir toprak almaya çalışacağız Çin devletinden. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şuraya bir saldır abi şu işgal altındaki toprağı bir kurtaralım her kim ise o devlete geri verilsin. Onun haricinde İran'dan yine birazcık daha ilerleyeceğiz. Şu anda Suriye'den pek girmek istemiyorum abi. Şu anda gözümde Suriye yok yani. Suriye zaten ne bileyim çok değerli topraklar da değil. Ve şu anda savaşı zora sokabilecek bir yer Suriye. Orada eğer ilerlersek ve ileride bir savunmayla karşılaşırsak bir de orayla başımızı artmamız gerekecek. O yüzden şu anda orayla ilgilenmeye pek gerek yok. Şuradan da aynı şekilde ilerlemeye başlayalım dostlar yavaştan. Şimdi asıl e, ilerleyeceğimiz yer olan ana cepheye de bir bakalım. Buradan da dilerseniz hazır Çin güçsüzken asker falan basmamışken savaşı aniden ilan etmişken güçlerini indirmek adına güçlerini en azı indirmek adına direkt direktmen bütün cephelerden saldırıya geçmemiz en doğru karar olacak gibi görünüyor. Çünkü şu anda hazırlıksızlar abi hazırlıksız bir durumdayken onları mağlup etmek varken beklemek şu anda çok saçma olur gibi geliyor bana. Şöyle bir bakalım abi. Şurayı bir böl bakalım. 10 bin. Burayı da böyle aynı şekilde. 10 bin. Burayı direkt ben yolla. Bunu da yolla. Bunu da yolla. Güzel. Güzel. Tamam abi. Hareket bu anda bitti zaten. Çok güzel. Artık bir vasal değiliz. Kurtuluş. Doğu Türkistan Devleti hatta yeni adıyla Türkistan Devleti artık kurtuldu ve dostlar buradaki topraklarımızı da birleştirdik. Artık gördüğünüz üzere az önce de söylediğim gibi Koskocaman bir Türkistan yazısıyla Karşı karşıyayız abi Güzel bir haber bu gerçekten de Topraklarımızı birleştirerek büyük hedeflerimizden birini daha Gerçekleştirmiş bulunduk Dilerseniz yavaştan turumuza atlayalım Güzel o işgal altındaki toprak her kimse Onu da kurtardık birazdan Artık sahibi kimse ona geri verilir Güzel İran'dan da ilerleyişlerimiz son hızıyla sürüyor Çok güzel herhangi bir yerde hiçbir yenilgi yaşamadık Önemli olan yer ana cephe abi Şimdi buraya bakalım Güzel asker bile kaybetmiyoruz abi Bir asker bile kayıp vermiyoruz çok iyi. Baya iyi. Baya sağlam saldırmışız abi maşallah. Maşallah baya sağlam saldırmışız. 12.500 buraya yola 12.500 buraya yola 25.000 lirayla 20.000 lirayla. Buradan da doğudaki topraklara tabii ki de asker göndereceğiz. Tabii ki de bu bizim dünyanın bir süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkimizin artmasına vesile oldu. Çünkü Amerika savaştayken Amerika Çin Devleti ile savaştayken biz de Çin'le savaşa girdik. Dolayısıyla bu da yine bizim Amerikanlarla ilişkimizi geliştirecek bir etken oldu. Yani şu anda büyük bir ihtimalle herhalde gelişmiştir diye bakıyorum. Yok abi 65 bir daha da bakmıyorum. Bir daha da bakmıyorum abi Amerika ile ilişkiye falan. Neyse devam et bakalım. Buradan bir askerleri yolla abi devam et. Şurada şöyle hakimiyet bir ele geçirmek istiyorum abi ana cephede. Zaten şu ana kadar herhangi bir kayıp vermedik. Umarım bundan sonra da vermeyiz ama tabii ki de biraz daha güneylere doğru indikçe, Çin'in değerli topraklarına doğru indikçe yavaş yavaş kayıp vermeye başlarız gibime geliyor. Paramız bu arada bir dahaki tur eksiye düşecek çok yüksek bir ihtimalle. O yüzden herhangi bir kayıp vermemeye dikkat etmemiz lazım. Eğer herhangi bir kayıp verirsek bir daha toparlamamız zor olabilir. Çünkü arkamızda herhangi bir bütçe, herhangi bir gelir, herhangi bir... Varlık kalmayacak gibi görünüyor abi o yüzden şu anda kaybetmemeye, herhangi bir savaşta bozguna uğratılmamaya dikkat etmeli, gayret göstermeliyiz abi. Cepheleri iyi kontrol etmeliyiz. Evet, buradan da saldırılarımıza devam edelim abi Avrupa cephesinden. Devam et. Devam et. Devam et. Güzel. İyi ilerliyoruz dostlar. Şuradan bir 7500 adet asker burada var. Yani şuraya tek asker gönder. Şurayı böl. 3250. 3250. 15000 de ileri yolla. Bunu da aynı şekilde. İlerlet bakalım. Bütün cephelerden saldırıya geçtik abi bu turda. Gayet güzel bir tur olarak geçiyor bakalım şu anda. Güzel. Savaş yani şu ana kadar bizi çok zorlamadı. Ne ekonomik açıdan. Ekonomik açıdan birazcık zorlamış olsa da. Yani şu anda askeri açıdan neredeyse kayıp vermedik herhalde. Bir bakalım abi. Şu ana kadar biz... E, 56 nüfus kaybetmişiz abi. Ve 92 ekonomi kaybetmişiz. Çin 792 nüfus kaybetti. 10.161 ekonomisini şu anda elinden aldık Çin'in. Ve 59 adet toprağını işgal ettik. 59 e, kayıp eyaletti. Tabii ki de Çin'den abi. Çin'de 59 eyaletini kaybetti. Şu ana kadar gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor savaşımız. Evet buradaki eyalete sahibine geri verilmiş Rusya'ya. Tabii ki de buradan çıkacak güç boşluğunu Rusya'nın doldurmasına izin vermememiz lazım. Çünkü şuradaki üstü taralı topraklar Rusya'nın toprakları. Bunları Rusya geri alınca abi Rusya'da yine büyük bir güç haline gelebilir. Rusya'yı da çok fazla güçlenmeden hallederiz abi Çin Savaşı'ndan sonra. Evet ana cepheden de yapmıştı saldırılarımızı. Hareket puanı da bitmiş turumuzu atlayalım. Güzel abi güzel. Yine saldırılarımız başarılı oluyor. Çok güzel. Ben bu kadar kolay bir savaş geçeceğini beklemiyordum abi. Yani şu ana kadar kolay tabi ama bundan sonra zorluk çıkar mı bilmiyorum. Ama şu ana kadar yani bir tane bile cephede bir zorluk çekmedik. Ah ilk kaybımızı yaşadık abi. ilk bozgunumuzu yaşadık. Hayırlı olsun diyelim abi. Her işte bir hayır vardır abi. İlk bozgunumuzu yaşadık. Evet güzel orayı, oradaki askeri de benim askerimin olan toprağına. Askerimin olduğu toprağa yollayarak harcamış oldu böylece. Artık orada da korkmamız gereken bir şey kalmadı. Evet abi hazine artık boşaldı. Hazinemiz artık yok. Para yok. Yani eğer bir bozguna uğratılırsak şu anda arkada bir güvencemiz yok. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek. Şu gerideki askerlerin tamamını bir ileriye çekerek aslında bir güvenliği iyice bir arttırabiliriz. Çünkü geride asker kalmasın abi. Her savaşta olduğu gibi, her büyük savaşta olduğu gibi bu savaşta da yine düzenli bir şekilde savaşmayı tercih ediyorum. Ee, Çin'de tabii ki de büyük bir devlet olduğu için bu kural burada da geçerli olacak. Şöyle kuzeyden saldırıları bence devam edebiliriz. Hatta birazcık daha güneye doğru kaydırarak. Güneydeki o e, savunmayı da birazcık daha güçlendirebiliriz. Yüze ilerliyoruz abi şu anda. Bu bölümde bu savaş biter mi bilmiyorum. Yani bitmesi bizim için iyi olur. Bakalım. Şu anda Çin'in kaç tane eyaleti var abi? 441 tane. Baya fazla. Birazcık hızlı oynayalım abi abiniz. Birazcık hızlı oynayalım. Yani çok şey olmasın diye. E, herhangi bir yerde bir açık vermeyelim diye. Biraz daha yavaş oynuyorum ama. Yani artık sanırım birazcık hızlı oynamam vakti geldi. Çünkü önümüzde uzun bir yol var. Hemen şöyle böyle abi askerleri. Sayıda bölmeyeceğim artık. Direkt ben elle böleceğim. Yolla abi. Yolla. Güzel ilerliyoruz. Şurayı ikiye böleceğiz. 10.000 şöyle 10.000 şöyle. Buradaki doğu tarafından da artık son saldırılarımızı gerçekleştirelim. Burada da yine bir tane toprak var. Buradan herhangi bir çıkarmayı önlemek adına oraya da bir çıkarma yaparız yine. Devam et bakalım. Yolla abi oraya. Güzel. Oğlum ne oluyor lan? Heh. Burada 10.000 adet asker var abi. Böyle yine aynı şekilde ikiye. Güzel. Evet buradaki saldırıları yaptık. Şimdi birazcık da Batı cephesine bakalım. İran tarafında işler son derece iyi gidiyor abi. İran'da aynı şekilde son hızla saldırılarımıza devam edebiliriz. Herhangi bir kayıp bile vermedik şu anda galiba İran cephesinde. O yüzden İran'dan şu anda pek korkmuyorum. Avrupa cephesinde de asker sayımız son derece fazla. O yüzden açıkçası Avrupa'dan da pek korkmuyorum. Hemen geride kalan askerleri de birazcık ileri yollayalım. Şimdi turumuzu atlayalım bakalım. Çok güzel abi. Yine bütün saldırılar başarılı oluyor gibi görünüyor. Sağlam saldırıyoruz abi. Yani hiçbir yerde asker kaybetmiyoruz ya. Bayağı iyi saldırıyoruz. Maşallah diyelim. Güzel. Güzel. Şimdi askerleri yollamaya devam edelim bakalım. Artık herhalde Çin'in suyunu sıktık abi artık. Herhalde o gücünü tükettik. Tabii ki de Çin'in asıl gücü aslında burada. Yani şu bölgelerde eğer bir sıkıntı çıkmazsa zaten artık Çin bitmiş demektir abi. O yüzden o bölgeden sonra o bölgeden sonra herhangi bir ee, nasıl desem herhangi bir yani korkuya mal kalmayacak abi herhangi bir korkuya mal kalmayacak. Aynı şekilde devam edeceğiz bakalım. 7500 buraya yola 7500 buraya yola 10500 15000 pardon. Güzel devam et abi ilerle son hızla ilerle. Çok da yavaş ilerlemeye gerek yok. Hemen şöyle fazla olan askeri ön cepheye yolluyorum ki bir dahaki turda bize avantaj sağlasın. Devam et bakalım. Yani bir de o geride kalan askerlerin ileri gelmesini bekleme işi var ya abi. O işi pek sevmiyorum işte o yüzden fazla olan orduyu birazcık daha ileri yolluyorum. Güzel. Tamam buralar bir tur beklesin. Buradaki saldırılarınız bitti mi? Son toprakları sanırım abi bu bölgede de. Yok şurada da birkaç tane var. Onlar da bittikten sonra Doğu cephesini tamamen bitirmiş olacağız abi. Bu sefer Avrupa'dan da saldırıya geçeceğiz tabii ki de. Hemen abi yavaştan Avrupa'dan da o büyük saldırılarımıza başlayalım dilerseniz. Burada 15.000 asker var abi. Devam et. Devam et. Asker sayılarımız hemen hemen her cephede son derece yeterli gibi görünüyor bana. Çünkü herhangi bir kayıp yaşamadık. Zaten savaşın başında bu asker sayılarının yeteceğini biliyorduk abi. Ve bir kayıp yaşamayınca da haliyle asker sayıları fazlasıyla yeterli oldu. Hatta demiştik ki yani asker kaybederiz belki birazcık e, ekonomimiz düzelir, gelirimiz artar demiştik ama o da olmadı. Asker kaybetmedik yani. Şöyle bir daha bakıyoruz abi savaş durumuna. 99 ekonomi kaybetmişiz. 100 e, özür dilerim. bin ekonomi kaybetmişler. Hani ezici bir üstünlüğümüz var şu anda savaşta. Atlayalım bakalım turumuzu. İran'da saldırdık mı? Saldırmışız. Güzel. Güzel dostlar. Yani hiçbir yerde hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Şu anda nüfusun yoğun olduğu bölgelere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz ama hala karşımıza ciddi bir güç çıkmadı. Yani bunun sebebi aslında şey de olabilir. Çin yıprandı. Yıllardır savaşta abi adamlar. Biz kaç bölümdür oynuyoruz ya? Bu kaçıncı bölüm? 7 oluyor sanırım. Bu adamlar bayağıdır savaşta yani. O yüzden artık birazcık yıpranmış olabilirler. O yüzden şu anda fazla bir direnç koyamıyorlar karşımızda. Da tabii ki de yine bizim için iyi bir şey. Devam et bakalım abi saldırılara. Gerideki askerleri şöyle ileriye yollayacağım abi artık. Allah ne verdiyse buradan koşun gidin bakayım. raştayım buradan kuzeye doğru. Güzel. Devam et abi. Şöyle 15.000'i yolla direkt. 4900, 7200. Tamam. Bence burası tamam. Burası gerisi bir tur beklesin. İran'dan yapalım saldırılarımızı. Sanırım bu tur ya da bir dahaki tur pardon bir dahaki tur. İran cephesi de artık tamamıyla bitecek gibi görünüyor. Aynen bir dahaki tur bitecek abi. Hayırlı olsun abi İran'ı da neredeyse tamamıyla elimize geçirmiş oluyoruz abi. Şimdi asıl cephe olan Asya cephesinden de hemencik saldırılarımızı gerçekleştirelim abi. Güzel. Güzel bayağı iyi ilerliyoruz hala. Ciddi bir kayıp yaşamadık abi. Böyle bir yerde ya abi genelde böyle çok önemli bir kayıp yaşamadığım, yaşamadığımız savaşlarda biraz ilerleyince birkaç tur geçince adam bir yerden 100 bin asker çıkarıyor. Öyle kalıyoruz abi. Genelde nedense hep böyle oluyor. Artık gücünü bir yerde mi topluyor, oradan mı ilerlemeyi hedefliyor ne yapıyor bilmiyorum ama genelde bu büyük savaşlarda eğer başlarda bir zorluk yaşamadıysak ilerledikçe böyle oluyor abi genelde. Yani sizler de serilerimizi izliyorsunuz biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Genelde hep böyle oluyor. Umarım yine bu savaşta da öyle bir şey olmaz. Yani ne bileyim Pekin'den bir 100 bin 200 bin asker falan çıkarmaz yani umarım öyle bir şey olmaz. Bakacağız abi. Şu, şunları da artık şuralara yollayalım da. Yavaştan bu adalardaki hakimiyetini de bitirelim Çin devletinin yavaştan. Hatta bunu da şuraya yolla. Nereden gideceksen git zaten bekleyeceğiz abi sıkıntı yok. Oha buradan gidiyor ta adama bak ya. Tamam başka da fazla bir adada hakimiyeti yok gibi görünüyor. İskandinavya topraklarının da bir kısmında yine hakimiyeti var. Oraları artık bir şekilde Rusya falan halleder. Neyse turumuza atlayalım. Evet abi sonunda bir bozgun yaşadık yine. İkinci bozgunumuz savaşta. Ama onun haricinde şu ana kadar büyük bir kayıp yaşamadık. Güzel. İyi ilerliyoruz abi, iyi ilerliyoruz. Ya şu ana cephede hiçbir kayıp vermememize aşırı şaşırıyorum ben. Ben en büyük kaybı orada veririz diye düşündüm ama bu Avrupa cephesinde yani Çin'in işgal ettiği topraklar üzerinde biz daha fazla kayıp verdik. Yani burada iki kez bozguna uğratıldık. O ana cephede bir kere bile bozguna uğratılmadık şu ana kadar. Hatta bırak bozguna uğratılmayı askerle bile karşılaşmadık oğlum biz daha orada. Biz de orada asker bile görmedik lan. Bir Çin askeri görmedik orada. Yani artık adamlar saldı mı ne yaptı anlamıyorum ama. Şu anda biz takır takır işgal ediyoruz yani abi. Çin topraklarını. Zamanında bizi çektirdikleri zulmün acısını Türkistan devleti olarak çıkarıyoruz. Abi yalnız görüntüye bakar mısın? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum feci bir şey olduk. Şuraya bak. Maşallah maşallah. Barış antlaşmasıyla değer ciddi manada iyi sayıda bir toprak alabilirsek yani bu bölüm bizim için altın niteliğinde olacak abi. O görüntü ne güzel bir şeydi lan öyle. Neredeyse bütün Asya'yı alıyoruz abi. Hatta Avrupa'ya doğru da yavaş yavaş kollarımız uzanıyor. Baya güzel bir görüntü bu. Vay be. Hele şu Çin'in tamamını aldıktan sonra daha da güzel bir görüntü olacak büyük bir ihtimalle. Devam et bakalım abi şuradan saldırılara. O büyük Türkistan devleti hayalimizi yavaştan gerçekleştiriyoruz gibi görünüyor dostlar. Çin'in karşımızda zayıf kalmasıyla beraber artık biz de Pekin önlerine kadar geldik dostlar. Pekin'deki savunmayı da kırarsak eğer Çin'in artık bayağı bıraksa kalma kalı direkt ben kafasını kesmiş olacağız gibi görünüyor abi. Devam et bakalım. 7500 buraya, 7500 buraya. Güzel. Tamam buralar bir tur beklesin. Şimdi biz İran, İran da bitirdik zaten. Bu tur bitiyor İran'da. Hatta abi artık bence yavaştan Suriye üzerinden de saldırılarımıza başlayabiliriz. Halen paramız eksidi çünkü herhangi bir saldırıyla karşılaşmadık. Kayıp vermedik. O yüzden hala parayı pek artıya çıkaramadık açıkçası ama Evet orada bir kayıp daha yaşadık abi Bir kayıp daha yaşadık orada Anlaşılan orada birazcık zorlayacak gibi görünüyor bize ama Neyse ki çok büyük askerlerle orada kaybı yaşamıyoruz Sonuçta orada hala bizim binden fazla ordumuz bulunuyor O yüzden çok dert etmeme gerek yok şu anda Güzel İran'da aldık hatta Suriye'den de ilk girişimizi yaptık Suriye'ye de merhaba dedik dostlar Hayırlı uğurlu olsun Hemen buradan bir saldırılara devam et abi Böyle şöyle bunu buraya saldırt. Bunu buraya saldırt. Rusya'nın Avrupa'daki topraklarını şu anda biz kurtarıyoruz abi. Moskova'yı da alıyoruz ama birazdan bu topraklar sanırım Rusya'ya verilecek. Yani umarım o zaman Rusya bunlarla başa çıkabilir. E, çıkamazsa eğer çünkü gene bizim saldırmamız gerekecek. Gene saldıracağız. Gene alacak Rusya. Böyle bir kısır döngüye girmiş olacağız abi. O yüzden umarım Rusya bu toprakları alınca iyi savunabilir kendini. Yani şu anda Rusya ne durumda? 7 tane eyaleti var oğlum. Bence Rusya'ya da savaş açalım. Rusya'ya da savaş açsak ne olur? Bir müttefiği falan. Müttefiği falan da yok. Tamam. Savaş inatı ben Rusya'ya. Çok ani bir karar oldu ama abi. Hazine boşluğun. Oğlum buradaki toprağı ne yapacağız o zaman? Bir dakika. Şöyle yapacağız abi o zaman. Sen şimdi şöyle. Buraya bir az gönder. Şuraya saldır. Buradaki 5000 askeri deli ben Buraya yolla. Buralara yakın bir ordumuz şu yok ki. Neyse artık. Bakacağız abi. Devam edelim bakalım. Umarım oradan Rusya al alıp başını gitmez abi. Bakacağız. Şuradan devam, Ya gerçi şu anda Rusya'nın başı zaten Çin'le dertte. Orayı e, orayı düşünecek hali yoktur herhalde. Devam edelim bakalım. Bu arada video birazcık uzun olacak galiba abi. Video birazcık uzun olabilir. Güzel. İlerliyoruz abi son hızımızla. Devam et. Devam et. Devam et. Şu şurayı 7000 7500 7500 8000 şeklinde bölelim. Devam et bakalım. İlerle abi ilerle ilerle ilerle. Güzel hala bilgisayara tam olarak alışamadım dostlar bazen eyaletleri seçmekte zorlanıyorum şu ana kadar neredeyse her zaman masaüstü e, özür dilerim dizüstü kullanmış biriyim. O yüzden bilgisayar masaüstü olunca çok hızlı alışamadım abi. Yani bundan sonra umarım bundan sonraki bölümlerde birazcık daha hızlı bir şekilde oynamaya çalışırız. Atlayalım bakalım turumuzu güzel o çıkarma da başarılı oldu evet oradan bir saldırı yaptı abi düşündüğümüz gibi. Güzel sonunda orada Çin'in direncini de kırmayı başardık. Moskova'yı da aldık. Yani demek ki o topraklar da bize kalacak abi. Çünkü şu anda Çin'le savaştayız. Özür dilerim Rusya'yla savaştayız. Dolayısıyla Çin'in Rusya'dan işgal ettiği topraklar da yine bize kalacak. Rusya'ya savaş inan ederek aslında stratejik olarak iyi bir hamle yapmış olduk abi. Evet orada sonunda büyük bir saldırı gördük. Sonunda orada büyük bir saldırı gördük abi. Şöyle böl bakalım. Şu şekilde. Şunu şuraya çek. Evet şimdi işte paramızın olmaması bizi birazcık sıkıntıya sokacak abi. Şimdi paramızın olmaması bizi birazcık sıkıntıya sokacak. Kredi alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz lan. Al al birkaç tane kredi al. Şu anda yani kredi almak için en uygun zaman şu anda. En gerekli zaman. Güzel. Çünkü asker basmamız lazım şu anda. Şurada bir ordu bas bakayım. Çok güzel abi. Çok güzel. Bas hemen orduları. Bas 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 bas. Çin'in hala ana topraklarında bir direniş görmedik abi aşırı şaşırtıcı bir durum. Yani bu adamlar ne yapıyor? Rusya'dan aldıkları toprakları mı savunuyor? Yoksa bütün gücüyle Rusya'ya saldırdı da biz de tam sırasında ona savaş mı ilan ettik? Çünkü yani ana toprağını nasıl savunmaz bir devlet ya? 3250 buraya, 4250 buraya, 7500 buraya, 17 buraya. 2500 beklesin, 13000 de. Şöyle bir kısmını şuraya yolla 5000 destek olarak birazcık da ilerlesin bakalım. Ciddi manada bir asker basımı gerçekleştirdik o bölgede. 22.500 aldığımız kredi tabii ki de bizim işimize yarayacak ama bizim giderimizi de daha doğrusu artık gelir değil. Bizim giderimiz de önemli ölçüde çoğaltacak gibi görünüyor. 3250 asker. Yani yukarıdan başlayalım abi saldırmaya biz. Şöyle ilerle bakalım. de aldık zaten artık. Bunların kafasını kestik abi artık. 3250 34250 7500 7500 32500 32600 15.000 şöyle yap abi. 7.500, 7.500. 22.000 böl. 11.000. 11.000. 3.250. 1.600. 1.650. 4.250. 2.100 2.150 güzel dostlar şimdi video kaç dakika olmuş bir bakayım video kaç dakika olmuş abi şu anda um video dakikası nerede yazıyor lan ha buradaymış abi 24 dakika olmuş olmuş 4.250. Evet beyler video bayağı bir uzamış dilerseniz bu turdan sonra yavaştan videoyu bitirelim artık Çin Savaşı'nın ikinci partını da bir sonraki bölüme bırakırız. Bağımsızlığımızı ilan ettik dostlar ve Çin'e zulm ediyoruz aslında bakarsanız şu anda yıllarca bize çektirdiklerinin acısını çıkarıyoruz diyebiliriz. Ve dostlar zaten serinin başından beri de hedefimiz buydu hatta serinin ilk kelimeleri de şu olmuştu. Çin'in vasallığından kurtulup hatta eğer ileride başarabilirsek Çin'in Çin'i kendi vasalımızı yapmak demiştik abi serinin amacı olarak ve şu anda o amaç doğrultusunda baya koşarak ilerliyoruz abi 50 km hızla koşarak ilerliyoruz çünkü ben bu kadar kolay bir savaş olacağını düşünmemiştim neyse oyunu kaydet diyelim abi bu turda atladıktan sonra yavaştan bölümü bitirelim. Güzel abi son tur için son tur özel yine bütün saldırılar Başarılı olacak gibi görünüyor. Delhi'de aldık bu arada Hindistan'ın başkentine. Güzel. Yine bütün saldırılarımız başarılı oldu dostlar. Çok başarılı bir tur daha geride bırakmış olduk dostlar. Güzel bir video oldu izleyen herkese teşekkür ediyorum dostlar. Şöyle bir ülkeye de artık baktığımızda ülke basbaya kendini açtı Doğu Türkistan olarak başladığımız bu seride Türkistan devleti olarak artık dünyanın. Yani çok büyük bir kısmına hakimiz. Hani 785 eyaletimiz var abi. Dünyanın %20'si Türkistan devleti. Artık böyle bir devlet haline geldik dostlar. Bu yüzden bizim için çok bereketli bir bölüm oldu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Hemen açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oynar. Bay bay.